Amasya'dan Naçal Arabayesi'nden merhabalar sevgili silah severler var bir dostlar. Bugün de sizler için inceleyeceğimiz tüfeğimiz birkaç arkadaş yorum yapmış illa hibrit sistem bir incelemediniz diye. O yüzden bunu inceleyeceğiz. Hibrit sistem diye bir sistem olduğu söyleniyor. Aslında gazlı sistem bir tüfek. Ancak mekanizmayı sadece gazlı sistem mekanizmasındaki gibi düz mekanizma değil de kip dönerlik başlıklı böyle kilitli sistem bir mekanizmaya çevirmişler. Yani kinetik sistem mekanizmasını gazlı sistemin üzerine koymuşlar ve ona da hibrit sistem demişler. Sadece gaz piston delikleri ve gaz pistonu birazcık değişik. Şimdi bunu size göstereceğiz. Tüfeğimiz Aktaş Arms'ın Aktaş AH212 model tüfeği. Şöyle görüntüsü şu. Diğer taraftan hibrit diye de yazmış zaten altına. Aktaş. Şöyle önünde şurada arkada görüntüsü. Şimdi tüfeğimiz bu. Tüfeğimiz 71 santim namlulu bir tüfek. Namlulu boyunu net bildiğimiz için herhangi bir ölçme ihtiyacı duymadık. Şimdi tüfeğimizin özelliklerinden bahsedeceğim. Tüfeğimiz önce dipçikle başlıyor. Dipçik ve el kunda tip 2 denen bir Türk cevizi. Yüzleri parlatılmış. Yine makine işçiliğiyle elde kaymasın diye çeşitli görsellikler eklenmiş bir dipçik ve el kundana sahip. Gövdesi siyah mat eloksal kaplama. Aktaş'ın armaları var yine. Hibrit diye yazmış yani. AH212 diye yazmış. Bunun namlusu siyah mat kromla kaplanmış. Namlunun dış yüzü siyah mat kromla kaplanmış. 7 mm genişliğinde bir şeridi var. Üzerindeki şerit 7 mm. Tüfeğimizin şerit özelliği bu. Ucunda fiber optik bir gez var. Arpacık var düzeltiyorum. Fiber optik kırmızı arpacık var. Yine gövde üzerinden kanallı bir şekilde işlenmiş bir nişan hattı denilebilir. Tüfeğimiz kinetik sistem diye geçiyor mu? Artık diyorlar ya. Gaz sistem diye mi geçiyor? Onu söylemek birazcık zor olacak. Şimdi açınca göreceğiz. Tetik ağırlığı tüfeğimizin 2 kilo 200 gram. Bu fabrika verilen 2 kilo 2,5 arasında ölçülmüş. 2200, 2300, 250 gibi. Yüzüne kanallı bir işleme yapılmış. Gövdesi 7075 sertleştirilmiş alüminyum. Namlusu 4140 karbon çelik diye geçiyor. 5 tane bobin şoku var. Biri 6-4-5 diye. Arka dipçik peti yine yumuşatılmış bir dipçik peti. Arka dipçik peti kısmı. Mekanizması döner başlıklı sistem. Ancak tüfek gazlı sistem. Şimdi sizler için ona mesela göstereceğim. Tüfeğimizin ağırlığını söyledik. 3 kilo ile 3 200 gram arasında değişiyormuş. Kısa namlulu tüfekleri de 2800'den başlıyor. Şöyle tüm gaz sistemindeki gibi önce bu çıkıyor. Gaz sistemi ve gaz piston formu farkı bu. Biraz zor çıkar bu. Şöyle çektiğimizde de çıkar. Evet. Bunun gaz sistemi birazcık farklı. Şurada önden bir yaylı parça koymuş. Yaylansın diye mi artık ya da gaz pistonundan çıktığı zaman gazla ilgili bir yay koymuş oraya. Gaz pistonu şu anda küçük bir piston ve içten dolu çift boğumlu oyulmuş bir şöyle anlaşılacağı gibi içinden çift boğumlu bir oyulma şey var. Namludan çıkan gaz deliği bir tane. Onu da şöyle şuradan göstereyim. Namludan çıkan gaz deliği şöyle tek bir tane ama karşıda 4 tane bu yaya şuradaki yaya şu şekilde ileri gidip gelmesini sağlıyor artık onu bilmiyorum. Bir hava püskürtme durumu var orada. 4 tane ek delik var ama namludaki delik sadece 1 adet. Şimdi şu mekanizmanın taşıyıcı kolu. Mekanizmanın taşıyıcı kolu da gaz pistonunu onu şöyle göstereyim size. Gaz pistonu şurada çalışıyor. Diğerleri gibi şunun üzerinde büyük bir şekilde çalışmıyor. Bu gaz pistonu şurada çalışıyor. İlk hareketle vurduğu zaman şuna, onu da size şöyle göstereyim. Şu şekilde duruyor ve namludan gaz delikle vurduğu anda şu hareketle şuraya kadar getirdiğinde yani şuraya kadar getirdiğinde bunu vurup da şu şekilde geriye doğru gelip boşu atıp doluyu almasını sağlıyor. Sökmesi de yine normal. Gazlı sistemdeki gibi döne başlıyor. Şurasına basıyoruz.
Gaz sistemindeki peki taşıma kolu gaz sistemindeki ip sökmesi de şu şekilde önden geri doğru bastırıp çektiğimizde bu şekilde direkt ileriye çıkıyor. Yani gazlı mekanizmasıyla kinetik mekanizmasını birleştirmişler. Hibrit sistem arasında bir sistem yapmışlar. Ancak normalde sistem bir olayın başlayıp bitirmesini sağlayan olgudur. O da bana göre gazlı sistem. Yani çift sistem diyorlar. Çift, yani hem döner başlatır hem de gazlı sistem olduğu için. Kimisi çift sistem diyor, kimisi hibrit sistem diyor. Ancak bana göre gazlı sistem bir tüfek. Yani namudaki kirleme, öbürde kirleme değişmediği için çift sistem diye söylüyorum. Ben bu çift benim için normal gazlı sistemin bir tüfek. Tabii firma ismini hibrit sistem diye koymuş. Takarken de şuradaki çenteyi şuraya takacağız şöyle. Şuradan namlunun önüne geçerken şöyle. Bu dönemden şuradaki gaz taşıyıcı piston kolunun geriye doğru gelmez. Bunu normal kinetik sistemdeki gibi yerine gittiği zaman şöyle otomatik o geçer. Şöyle yerinde durur. Sonra pistonu buraya takın veyahut da pistonu şuraya takın. Bu sizin için daha kolay olacaktır. Şu şekilde pistonu taktığınız zaman namlı da şöyle. Bunu da mekanizma geriye doğru yarım çekip çünkü yoksa namlunun ucu oturmaz. Şu şekilde yarım geriye çekip mekanizmaya namlu girdiği zaman pimet geriye doğru tam çekip bıraktığınız zaman ve birazcık da bastığınızda şöyle oturur. Sonra bunu şu önden çekersiniz. Şuraya takarsınız. 61'den 76'ya kadar namlu boyları mevcut. 3 şöyle demiştik. 76 milimetrelik yani 3 inçlik bir fişek yatağına sahip. O da 2 ve şokları da 5'e kadar demiştik. 76 milimetre 3 inç fişek yatağına sahip. 70 milimetre 76 milimetrelik namlu fişekleri atma özelliğine sahip. Farklı söylemenin bir özelliği yok. Öyle siyah kalopsal demiştik. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. Çift sistem veyahut da hibrit sistem diye geçen Aktaş AH-12. Tüfeğimizle ilgili sorularınız olduğu zaman kanalımıza abone olup yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasına saygılar, selamlar.